Sayın Ekrem İmamoğlu alanımızı teşrif etmişlerdir. Sayın Başkan hoş geldiniz. Canlı yayınımızı başlatıyoruz arkadaşlar. Saygıdeğer milletvekillerim, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Beylikdüzü ve Sarıyer Sayın Belediye Başkanlarımız, bugün Yomra'dan aramıza katılan Sayın Yomra Belediye Başkanımız, hoş geldiniz Sayın Başkan. Siyasi partilerin Büyükşehir Grup Başkan Vekilleri, saygıdeğer meclis üyelerimiz, bizleri yalnız bırakmayan kıymetli muhtarlarımız, Sayın Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanım, Kiptaş Genel Müdürümüz, çok değerli katılımcılar, değerli hak sahipleri, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, çok değerli basın mensupları. Bugün Kandil, Kandilimiz mübarek olsun. Dünyaya barış, huzur, bolluk ve bereket getirsin inşallah bu Kandil günü. Bugün 50 yıl boyunca mülkiyet sorunu yaşanan ve keşke bitse, inşallah biter diye 50 yıl boyunca dua edilen bir mekandayız. Hak sahipleri 50 yıllık mülkiyet probleminin çözüldüğü, kararlı, şeffaf ve doğrulardan ayrılmadan tüm hak sahipleriyle anlaşılarak, %100'üyle anlaşılarak inşaatı 2021 yılı Mayıs ayında başlayan Kiptaş Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerimizin birinci etap hak sahiplerine bu güzel Kandil gününde anahtarlarını hep birlikte teslim etmek üzere toplandık. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyük boyutlu, devasa bir proje. 664 daire ve 14 dükkandan oluşuyor. İstedik ki bu projemizin öncesi nasıldı, proje uygulama anında neler yaşadık, sizlere bir filmle yeniden bir hatırlatalım. Lütfen buyurun. Bugünü biz aslında bir taraftan da hasretle bekliyorduk, açık söyleyeyim. İnsanlarımızın gözlerinde ben umut görüyorum. 40 sene gece konduda kaldık. Sonunda işte Kiptaş geldi, bizi bu sıkıntıdan kurtardı. Görseli gayet güzel. Kalite takip ettiğimiz kadarıyla gayet güzel. Gayet hızlı ilerliyor. Allah'ın izniyle sizi hızlıca evlerinizde buluşturacağız. Kiptaş yeni dönem vizyonuyla İstanbulluları mutlu etmeye devam ediyor. Tabii bize güvenen, bize inanan hak sahiplerimize de çok teşekkür ediyorum. Sırada Eyüp Sultan Yeşilpınar Evleri 1. etabının hak sahipleri var. Şimdi onlar evlerine kavuşuyor. Çok değerli bir işe imza atıyoruz. Şeffaf bir biçimde mahalle sakinlerimizle. Şu yapılan şeyler var ya, Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim Kiptaş'a. Bizi kurtardı. Kiptaş'ın mülkiyetindeki bu alan 2016'da riskli alan ilan edildi. Ancak yaklaşık 3,5 yıl dönüşüme dair tek bir adım atılmadı. Dahası Kiptaş eski yönetimi 2019 yılında bir gazete ilanıyla burayı satışa çıkardı. Başkanımızla da oturduk, konuştuk. Biz dedik burada örnek iş yapacağız. Kiptaş yeni yönetimi göreve geldiğinde satış kararını iptal etti. Hak sahiplerini yerinde barındıracak örnek bir dönüşüm projesi için çalışmaya başladı. Hem kaliteli hem hızlı bir iş.
Sözleşmeler imzalanırken kimi gruplar siyasi nedenlerle uzlaşma sürecini bozmak için çabaladı. Ancak Kiptaş kararlı duruşundan taviz vermedi. O çıkar gruplarına hiç fırsat vermedik. Hiç. 50 yıllık mülkiyet problemi vardı. 50 yıllık. Onu çözdünüz. Çok şükür çözdük. 18 ay içinde 50 yıllık mülkiyet problemi çözüldü. Hak sahiplerinin tamamıyla uzlaşıldı. Riskli yapılar teker teker yıkıldı. Ve 25 Mayıs 2021'de yeni dönemin ilk kentsel dönüşüm projesinin temeli burada atıldı. Yapım sürecinde projenin önünü kesmek isteyenler bir kez daha sahneye çıktı. Diyorlar ki orada bir park var, bu parkı kaldırıyorsunuz. Evet, mevcut parkın olduğu yere bloklarımız geliyor. Ancak o parktan daha kullanışlı parklar inşa ediyoruz. Bölgeye kreş yapıyoruz. Maliyet artışları ve ekonomik krizin üstüne bir de bu engellemeleri aşmak için gayret gösterildi. Hiçbir yeşil alanın kaybolmasına asla fırsat vermeyiz, vermeyeceğiz. Her şeye rağmen Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin birinci etabı tamamlandı. Ve bugün hak sahipleri depreme dayanıklı ve konforlu evlerine kavuşuyor. Şimdi otoparkım olacak, çocuklarımın oynayacağı bir alan olacak, bir de çocuklarıma bırakabileceğim kapılı bir mülkiyetim olacak. Kiptaş Eyüp Sultan Yeşilpınar evleri tamamlandığında kreşi, kütüphanesi, aile sağlığı merkezi, parkları, spor ve oyun alanlarıyla Eyüp Sultan'a değer katacak. Allah tamamını erdirsin. Herkesin sağlıklı yuvaya kavuşması konusunda değerli adımları hep birlikte atmalıyız. Etrafında duvarlar olmayan mahallesiyle bütünleşik bir yeni yaşam alanını bugün hep birlikte hak sahiplerine kavuşturuyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Gördünüz neler yaşandı değil mi? Şimdi bu yaşananlara ilk ağızdan, ilk elden muhatap olan kişi bizlere konuşma yapacak. Kiptaş Genel Müdürü Sayın Ali Kurt Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Buyurun efendim. İstanbul'da mülkiyeti problemli olan tüm alanlara örnek olacak, Türkiye'de en hızlı çözüm üretilen bir kentsel dönüşüm projesi olan Kiptaş Yeşilpınar evlerinin birinci etabının anahtar teslim törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın milletvekillerim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, İlçe belediye başkanlarım, değerli katılımcılar, sevgili basın mensupları, çok kıymetli hak sahiplerimiz. 25 Mayıs 2011'de temel attığımızda da bahsetmiştik. Bu arsa riskli alan olmasına rağmen, üzerinde hak sahipleri bulunmasına rağmen maalesef geçmiş Kiptaş yönetimi tarafından satışa çıkmış bir arsaydı. Biz çok zor bir şartta, çok zorlu bir şirketi ciddi bir ekonomik yük altındayken devralmamıza rağmen İstanbul'da kentsel dönüşüm anlamındaki tüm yanlış ezberleri bozacak örnek bir işe imza atmak için buradaki satışı ilk iş iptal ettik. Ve bu projeyle hedeflerimizi belirledik, bazı sözler verdik. 50 yıllık mülkiyet problemini çözeceğiz dedik, çözüyoruz. Hak sahiplerimizi bu projede kat mülkiyetli bağımsız birimlerinin tapusunu vereceğiz dedik, yakında bunu da veriyoruz. Satışa konu alandan 10 bin metrekaresini kullanmayarak inşaat alanı arttırılmadan da sürdürülebilir kentsel dönüşüm işlerinin yapılabileceğini burada örnek bir iş olarak göstereceğimizi söyledik. Burada bunu da gerçekleştiriyoruz. Ve bir söz daha vermiştik. Dedik ki burada sadece riskli yapıları yenilemeyeceğiz. İnsanların sosyal yaşamının da gelişmesine katkı sağlayacağımız donatılar yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu kapsamda bölgede bir adet kreş projemizde, bir adet aile sağlık merkezi, bir de kütüphane yapıyoruz. Ve projemizi duvarlarla çevirmeyerek komşu mahalleyle de entegre olacak bir şekilde buradaki rekreatif alanlardan herkesin faydalanacağı şekilde tasarladık. Buradaki hak sahiplerimizin maalesef biz bu işe başladığımızda tapuları yoktu.
Biz tüm hak sahiplerimizi fiziki kullanım alanları üzerinden hak sahibi olarak gördük ve fiziki kullanım alanlarının %80'ini kendilerine bedelsiz verdik. Alanlarını büyütmek isteyen o zamanki inşaat maliyetlerinin yarı fiyatına metrekaresi 3000 liradan borçlanma imkanı da sunduk. İsteyen hak sahiplerimiz ortalama 60.000 TL borçlanarak burada dairelerini büyüttüler. Bu yükün altında da ezilmemeleri için vatandaşımıza teslimden sonra 36 ay sıfır vade farkıyla Kiptaş'a ödeme planıyla ödeyebilecekleri bir plan da sunduk. Borçlanan vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek bizim için en önemli kriterlerden biriydi o dönem. Belki o zaman çok farkına varılmadı ama bugün kamunun yaptığı sosyal konutlarda bile değişken faizin kullanıldığını düşündüğünüzde bugün bu işin ne kadar kıymetli olduğunu herkes daha iyi anlayacak. Bu imkanlar maalesef şu anda devlet tarafından yapılan sosyal konut projelerinde bile sunulmuyor. Projemize başladığımızda yatırım maliyetimiz 424 milyon TL iken bugün 1 milyar 50 milyon TL'ye çıkmıştır. Şu ana kadar sahada harcadığımız para 630 milyon TL. Burada yüklenicimiz kendi payındaki daireleri satarak bu işin finansmanını sağlamakla mükellef. Şu anda sattığı dairelerden gelen gelirle sahada harcadığımız maliyetler arasındaki fark eksi 350 milyon. Bu maliyet artışlarının tabii ki sebebi Türkiye'deki enflasyon ama ülkemiz maalesef en burhanlı ekonomik dönemini yaşıyor. Ama biz ne sosyal konut projelerimizde ne kentsel dönüşüm projelerimizde vatandaşlarımıza bu fiyat farkını yansıtmadık. Burada örnek olacak bir uygulamaya daha imza attık. Hak sahiplerimize metrekare bazında kira yardımı yapıyoruz. Burada bazı vatandaşlarımıza 3.350 TL'ye varan kira yardımları yapıyoruz. Bakanlığın İstanbul için 1.500 TL yaptığı, kira yardımı yaptığı bir ortamda bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hak sahiplerimizin bu kiranın altında ezilmemesi için, çünkü şu anda bu kiralar o gün cazip gelse de bugün maalesef piyasanın çok altında kaldı. Çok hızlı bir şekilde çalıştık ve projemizi bugün itibariyle erken teslim ediyoruz. Biz bu projenin tanıtımında, temel atmasında dedik ki duvarlarla çevirmeyeceğiz. Bölgeyle entegre olacak ve maalesef bazı çıkar grupları dedi ki hayır duvarla çevirecekler. Videosunu yayınladık, bunu bile inkar ettiler. Şimdi biz bu projeyi teslim ediyoruz. Sahayı gezdiğinizde lütfen bir bakın. Duvarlarla çevirmiş miyiz? Bölgeyle entegre mi? Gerçekten bu insanların yüzü kızaracak mı çok merak ediyoruz ama bugün bu kötü niyetli insanları gündeme getirmeyeceğiz. Ama günü geldiğinde buradaki vatandaşların canı nasıl hiçe sayıldığını belgeleriyle birlikte kamuoyuyla paylaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Burada bir park alanı vardı bizden önce. Atıl durumdaydı. Orayla ilgili de çok yıpratıldık. Orayla ilgili de bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Mevcut park alanında 328 tane ağaç vardı. Bu ağaçların 58 adedi sağlıksızdı. Biz bu parkla ilgili üniversiteden rapor aldık. Korunabilir ağaçların hepsini, bunları da yayınladık sosyal medya hesaplarımızda. Güvenli bir şekilde deplase ettik ve yaşatıyoruz. Taşınmaya değer olmayan ağaçlarımızı da gene üniversite raporları kapsamında kestik. Ancak projemizin birinci etabı ve rekreatif anlamda en küçük etabı olmasına rağmen sadece bu etapta 195 tane ağaç diktik, 3069 tane de çalı diktik. Ve bizim diktiğimiz ağaçların hepsi anıt statüsünde, korunmaya değer ağaçlar. Biz eğer çevre düşmanı olsaydık, biz öyle lanse ettiler maalesef kamuoyuna, bunların hiçbirini yapmazdık. Biz projemizi tamamladığımızda göreceksiniz, burada kesilen, deplase edilen ağaçların tam iki katından fazla ağaç dikeceğiz ve hepsi de anıt statüsünde olacak. Korunmaya değer ağaçlar olacak. İnşaatımızın maalesef yani bölgeyi mağdur etmemek adına geçici bir park alanı yapalım dedik. Çok ciddi bir yatırım yaptık. Ancak sözde gerekçelerle, hukuksuz gerekçelerle inşaatımız tam 6 ay durdu. Bu 6 ay durmasından ötürü de sahada bazı deformasyonlar oldu ve biz bu parkımızı kapatmak zorunda kaldık ki parkımızın ilk açıldığı gün çok fonksiyonel bir park açmıştık ciddi yatırım yaparak. Mahallenin çocuklarının ne kadar keyifli burada vakit geçirdiğini biz gördük. Gene tamamlayacağız bu park projemizin kapsamında ama keşke bunları yaşamasaydık diyoruz. Türkiye'de hızlı konut ve kaliteli konut üretimi konusunda Kiptaş yönetimi kendini ispatlamış durumdadır. Az önce, törenden önce bazı kişiler sordu, niye erken teslim ettiğimiz halde hepsini teslim edemiyoruz? Az önce de söyledim,
üzülerek söylüyorum bir teknik adam olarak, Yeşilpınar projemiz dibine kadar siyasete alet edilmiş ve manipüle edilmiş bir projedir. Ancak biz buna rağmen inşaatlarımızı durdurmadık ve projemizi taahhüdümüzden daha erken teslim ediyoruz. Diğer etaplarında daha erken teslim edeceğiz. Tüm hak sahiplerimizle uzlaştık. Tabii bu süreçler kolay olmadı. Günü geldi hak sahiplerimizle de gerildik. Ama hep şeffaf ve dürüst olduk ve ilk günden beri ne söz verdiysek gerçekleştirdik. Doğru bildiklerimizden taviz vermedik. Temel atma gününde bir söz daha vermiştim ben teknik bir insan olarak. Hemen yolun alt tarafında mülkiyet problemi olan, yıllardır dönüşümü bekleyen kangren olmuş bölgeler var. O kadar kangren olmuştu ki kamu buralara müdahale etti. Hala mülkiyet problemleri devam ediyor teslim edilen konutlarda. Biz bu projeyi ondan daha önce ve mülkiyet problemi olmadan teslim edeceğimizin taahhüdünü vermiştik. İki ay sonra burada kat irtifakı tapularımızı da çıkartıyoruz ve buradaki hak sahiplerimizin mülkiyet hakkını artık tescil ediyoruz. Ve yazın ortasında da diğer etaplarımızı hak sahiplerimize teslim edeceğimizi buradan duyurmak istiyorum. Eyüp Yeşilpınar birinci etap projemizle birlikte bu dönemde 18.3 milyar güncel yapım değerine sahip teslim ettiğimiz bağımsız birim sayımız 9.345'e ulaşmıştır. Bu sayı artarak devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz 2023 yılında söz verdiğimiz gibi tüm vaatlerimizi yerine getiriyoruz. Sabit taksitle sosyal konut projelerinde çığır açtığımız bir dönemde 13 ayda tamamladığımız Tuzla Aydınlık Evleri geçen hafta teslim etmiştik. Bugün ise Eyüp ilçesinde 50 yıllık mülkiyet problemi tam 18 ayda çözdük. Ve Yeşilpınar Evleri'nin birinci etabını 17 ayda teslim ediyoruz. Taahhüdümüzden 10 ay erken. Ve bu sürenin içerisine üzülerek söylüyorum 6 aylık gecikmiş, durdurulmuş inşaat süremiz de dahil. Bu olmasaydı biz bu projenin tamamını bugün teslim edebilecektik. Tabii bu işlerin arkasında çok ciddi bir ekip çalışması var. Özellikle sahada bu soğuk mevsimde emek sarf eden işçi kardeşlerimize, gerçekten finansal anlamda, teknik anlamda özveriyle çalışan yüklenici firmamıza özür diliyorum. Ve ekip arkadaşlarıma, siz hak sahipleri adına teşekkür ediyorum. Bu sorumluluk alanı bize emanet eden, bu süreçte bizi yıpratmak isteyenlere karşı gerçekten kayıtsız bir şekilde arkamızda duran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıma, şahsım ve ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederken, hak sahiplerimize depreme dayanıklı konutlarında huzurlu bir yaşam diliyorum. Teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürümüz nezdinde bütün Kiptaş ailesi çalışanlarına bu güzel emekleri için. Değerli katılımcılar, mutlaka takip etmişsinizdir. 150 günde 150 eser diyerek bir maratona çıktık ve 150. günde tam 190 eseri İstanbullularla buluşturmanın gururunu yaşadık. Şimdi panoda da gördüğünüz gibi 300 günde 300 eser diyor ve hız kesmeden İstanbulluları yeni projelerle buluşturmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye ailemiz gece gündüz demeden İstanbullular için çalışmaya devam ediyor. Şimdi bu ailemizin çalışkan lideri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hitap edecek. Kendilerini arz ediyorum. Buyurun efendim. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sizlerle bugün burada buluşmak beni çok mutlu etti. Çünkü böyle güzel bir günde dua almak iyidir. Burada muhtemelen insanların, bizim insanımızın özellikle meskene olan, evine olan tutkusu büyüktür ve özeldir, kutsaldır. Dolayısıyla hem kandilinizi tebrik ediyorum hem de bu kandil gününde güzel yuvalarınız sizlere hayırlı uğurlu olsun. Güle güle oturun. Değerli milletvekillerimiz, kıymetli il başkanlarımız, değerli belediye başkanı arkadaşlarım, Trabzon Yomra'dan gelen kıymetli belediye başkanımız, değerli grup başkan vekillerimiz, muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım,
Siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları, temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizle bir arada olmak güzel. Belki de İstanbul'un en önemli konularından birisi olan kentsel dönüşüm sürecine böyle bir eseri kazandırmanın keyfini yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri nasıl yapılmalı, nasıl olmalı diye özenli bir arayış içerisindeydik. Kentsel dönüşümü özellikle arkadaşlarıma söyledim. Mahalle aralarına gireceğiz. Sokak sokak insanlarımızı o sakat evlerden kurtaracağız demiştim. Bugün o hedefe beraberce yürüyoruz. Eyüp Sultan, Yeşilpınar evleri de işte bu sürecin örnek çalışmalarından bir tanesidir. Kentsel dönüşüm örneğidir ama sadece bir kentsel dönüşüm örneği değildir. Aynı zamanda aslında sürece bakış, insana bakış, iş yapma biçimi, şeffaflık, erdemli davranış, ahlaklı davranış açısından bir zihniyet dönüşümünün de örneğidir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak Kiptaş'la birlikte özellikle temeline attığımız her işte böyle davrandık. Bu iş onlardan çok özel bir tanesi. Burada tam 664 konut, 14 iş yeri var. Bugün de özellikle hak sahiplerinin ağırlıklı olduğu 155 dairelik birinci etabını teslim etmenin gururunu yaşıyorum. Bakanlar Kurulu tarafından riskli ilan edilen bu alanda aslında biz tam 50 yıllık sorunu çözüyoruz. Kiptaş'ın yeni yönetiminin işte bu gayretli tutumuyla bu sonuca evrildi. Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burada yaptığımız tek şey doğrulardan taviz vermemek. Gerçekten hakkı ve hukuku koruyarak insanlarımızı güzel, pırıl pırıl, dayanıklı evlerine kavuşturma kararlılığı. Çok kısa sürede özellikle 192 bağımsız birim ve 159 hak sahibiyle uzlaşma sağlandığını yakından takip etmiştim, biliyorum. 18 ay içerisinde tüm engellemelere rağmen sorunlar çözüldü ve Eyüp Sultan Yeşilpınar evlerinin o dönemde temeli atıldı. Ve özellikle inşaatın başlamasıyla birlikte yine ne yazık ki engellemeyle ilgili çalışmalar, az önce genel müdürümüzün de ifade ettiği gibi siyasi saiklerle müdahaleler devam etti. Ve ne yazık ki söyledi, tam 6 ay burada inşaatlar durdurularak aslında zamanımızdan çalındı. Bugün sizlerin evini teslim ettiğimiz gibi buranın büyük bir kısmını da teslim edebilirdik. Ama bütün bunlara rağmen ve özellikle ekonomik zorluklara rağmen maliyetlerin neredeyse 1'e 3 arttığı bir ortamda insanların ceplerini koruyarak onları özellikle bu artışlardan minimum hatta hiç etkilenmemelerini sağlayarak bir süreç yönetildi. Bu şeffaf ve ahlaklı süreç sonucunda işte bugüne gelindi. Dolayısıyla bizimle sağduyulu hareket eden bütün hak sahiplerimize, Kiptaş'taki çalışma arkadaşlarıma, buradaki yüklenici firmamıza ve onun kıymetli emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. Açıkçası İstanbul'da özellikle bu süreci Şimdi çok sen saygısız bir konuşma yapıyorsun ama hiç öyle değil. Öyle olmaz. Beyefendi otursun, oturtun.
Konuşuruz kendisiyle. Otursun bir yerde, sakinleşsin. Ne dediğini de anlamadım ama önemli değil. Evet, şimdi Kiptaş'ın özellikle bunlar olacak. Bunlar olacak. Kiptaş'ın sağ olun, teşekkür ediyorum. Biliyorum arkamızda olduğumuzu biliyorum. Kiptaş bizden önce çalışma alanlarını değiştirmişti. İnsanlara sosyal konut üretmek yerine insanlarımızın kentsel dönüşümle beraber ne yazık ki oturulmaması gereken evleri dönüştürmek yerine İstanbul'da lüks konut üretmeyi ne yazık ki kendilerine felsefe edinmişlerdi. Benzer bir şeyi bugün TOKİ eliyle de yapıyorlar büyük oranda. Aslında baktığımızda bu tür kamu kuruluşları rant peşinde koşan değil, müteahhit gibi davranan değil, insanların ihtiyaçları için güvence olan, güven sunan, imkanlarını seferber ederek insanlarına layık evler üreten bir kurum olmalıydı. İşte biz tam da bu anlayışla sözleşme süresinden 5 ay önce, 6 ay önce, hatta 1 yıl önce teslim ettiğimiz konutlarımız var. Bu kurum tarihinde ilk defa bırakın geç teslim etmeyi, bizim insanımız geç teslime bile razı olur genelde. Burada bütün projelerini erken teslim ederek vatandaşlarımızı sadece iş üretirken değil, yani bugün bir yıl bir evin teslim edilmesi, önce teslim edilmesi ya da 6-7 ay, 10 ay teslim edilmesinin bile bedeli artık bu şehirde çok ağır. Yerine göre 100 bin lira, 150 bin lira aslında kira veren insanların cebinde kalan para demek. O bakımdan bu felsefeyi değiştirmek bizim için kıymetli. Bugün sabit faizle, hatta sabit taksitle insanları ev sahibi yapmanın da gururunu yaşıyoruz. Bugün Türkiye'mizde açıklanan birçok konut projesinde ısrarla teknik arkadaşlarımızın her daim söylediği şey var. Sosyal konut üretiyorsanız insanlarınıza sabit taksitle ev sunmalısınız. Bizim dar gelirli insanımıza hayaller kurdurarak hayal bile edemeyecekleri parasal yükün altına girmeleri değil, insanlara sabit taksitle ev sunabilmenin çaresini bulmalılar. Tabii bugün baktığımızda neredeyse bazı projelerinde %120'lere yakın maliyetler üzerinden zam yapma gayreti içerisindeler. Değerli dostlar, özellikle şunu söyleyeyim. Özellikle İstanbul'un son 10 yılında, bakın bunu özellikle altını çizerek söyleyeceğim. Kamu çıkarını ve milletin hakkını öncelemeyi unutan bir yönetim vardır. Kayıtlıdır, tescillidir. Açıkçası milletin hakkını öncelemeyi unuttukları için 31 Mart'ta seçimi kaybettiler. Daha doğrusu 31 Mart'ta seçimi bizim milletimiz kazandı. Tabii bunu anlamak istemediler. Biz nasıl seçim kaybederiz? Bu mümkün değil dediler. Bu sefer milletimiz 23 Haziran'da böyle anlamazsan böyle anlatırız dediler. Daha güçlü anlattılar. Yani vatandaşımız dedi ki sen çekil kardeşim kenara. Bak başkaları yönetsin sen seyret dediler. Bunlar seyretmemekte de ısrarlılar. Bu bir avuç insandan bu milletin kararıyla bir avuç insanın yönettiği değil, şeffaf bir biçimde milletimizin bereketli parasını
en ahlaklı şekilde yönetme kararlılığı içerisinde olan bir yönetime karşı her türlü hukuksuzluğu yapma konusunda da kararlılar. Ama şöyle söylüyorum, her zaman söylüyorum, gücümüzün farkında değiller. Çünkü ifade ettiğim bir şey var. Seçimi Ekrem İmamoğlu kazanmadı ki be kardeşim. 16 milyon İstanbullu kazandı, bunu anlamıyorlar. Hep beraber kazandığımızı size hissettirmek istiyoruz. Yani böyle diyorum, 16 milyon sana oy vermedi ki canım, bir işte %55'i verdi falan diyebilirler. Benim için onların gözünden bakmamanın adıdır bu. Benim için 16 milyon insan bir oy versin vermesin. Oy versin vermesin. İşte tabii bazen bu tür başarılarda herkes ben yaptım demek ister. Ama ben kelimesini ben çok sevmem. Kolektif başarıdır bunlar. Birkaç kişiye de endekslenemez açıkçası. Seçim başarısı tabii yeterli mi? Yetmez. Siyasete girdiğim ilk zamanlarda yerel yönetimle ilgili değişimi ortaya koyma kararlılığını ifade ettiğim yıllarda, 2012 yılında bir sunum yapmıştım partimin yetkililerine. Hiç unutmuyorum, sunumumun başlığı şuydu ve bana aitti o sunumun başlığı. Seçilmek bir gün, yönetmek 5 yıl demiştim. Esas olan seçilmeyle ilgili başarı değil, esas olan yönetim başarısıyla seçimin başarısını taçlandırmaktır. Gayretimiz odur. Zaten şunu söyleyeyim, bizler bu önemli konuyu ıskalamadığımız için İstanbul'un her anını, her gününü, her işini sağlıklı bir biçimde planlama gayreti içerisindeyiz. Atacağımız her adımı insanımızın lehine atma gayreti içerisindeyiz. Milletin karşısına çıkıp slogan atmakla, inanın, süreç yönetilemiyor. Millet slogana da oy vermiyor açıkçası. O bakımdan yönetici gruba inanacak, güvenecek ve planlı bir şekilde süreci idare ettiğine kanaat getirecek. Ancak bu şekilde oy verir. Bu konuda milletimiz de maharetlidir. Aynen işte 31 Mart 23 Haziran arasında gösterdiği gibi. Açıkçası milletimiz sakin dinler ama gözünün içine bakar ve onun ne demek istediğini alır. Kendi gönül ve vicdan köprüsünden onu geçirir ve ben biliyorum ki genelde yanlış bir karar vermez. Açıkçası çok analiz okurum, çok rapor dinlerim, siyaset bilimci dinlerim ki dinlemek gereklidir. Ama bildiğim bir şey var, bizim milletimizden daha iyi siyaset bilimcisi dünyada çok az vardır. Dolayısıyla milletimiz bir karar vermişse doğru karar vermiştir. O bakımdan bu sürecin, 31 Mart 23 Haziran sürecinin, siyasal süreçlerin böyle analiz edildiği zaman işte o zaman yanlış yapmaktan geri durur, haksızlığı ve hukuksuzluğu defterinizde tutmazsınız. Milletin kararını beğenmiyorsan sorunu vatandaşta değil başka yerlerde arayacaksın. 2 kere 2 4. Şimdi tabii milletin kararına alerjisi olanlar seçimi iptal ettirip İstanbul'un kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım diyenler tuhaf insanlar bunlar. Açıkçası ben de anlamakta güçlük çekiyorum. Dünya siyasetinde, hatta ülke siyasetinde hiç rastlamadığımız numuneler bunlar. Hiç rastlamadığımız. Ama 16 milyon insanın iradesini yok saymalarına asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle birlikte dağ gibi karşılarında duracağız. Asla onların kötü emellerinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Değerli dostlar,
Dağ gibi duracağız çünkü burada milletin iradesini gasp etmek isteyenler yarın Türkiye'nin her noktasında yine milletin iradesini gasp etmeye devam ederler. Bu millet tahakkümünü, daha doğrusu iradesinin tahakkümünü kendisinden başkasına vermemeyi en son İstiklal Savaşı'nda kararını verdi ve hayatını verdi. Hepimizin evlerinde dedeleri, nineleri, şehitleri, gazileri var. Bu yoldan asla dönmezler. Bunu buradan duyuruyorum, bilsinler. Tabii şöyle ifade edelim. Akıl ve vicdanı kaybedince, adalet duygusunu kaybedince, öncelikli vatandaşının hizmet alması önceliğini ruhundan yitirirse saçma sapan işlere başvurur oluyorlar. Her başarın, her iyiliğin, her işin mimarı kendisi olduğunu düşünmeye başladıklarında sorun orada başlıyor. Son bir olayı buradan sizlere hatırlatmak istiyorum. Değerli dostlar, Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nın orada hala askeriyenin kullandığı Orhaniye kışlası var. Tarihi bir kışladır. Kışlayı yaptıran 2. Abdülhamit Han'dır. Orhan Gazi'ye atfen yaptırıyor o dönemde kışlayı. Biliyorsunuz yani bütün padişahlar hepimizindir. Osmanlı İmparatorluğu hepimizindir. Ama bugünün iktidarı özellikle Abdülhamit Han'ı sadece kendilerine ait zannederler. Öyle diyorlar, iddiaları öyle açıkçası. Ve böyle davranırlar ve ona çok hassas olduklarını ifade ederler. Ama hassasiyet nereye kadar bunların defterinde biliyor musunuz? Rant kapısına kadar. Rantı gördüler mi bütün hassasiyetler gidiyor. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Abdülhamit'in tarihi Orhaniye kışlasının bulunduğu alanı imara açtılar. Hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla tescilli kültür varlığının olduğu alanda ne yapacaklar? Lüks konut yapacaklar. Peki hani ecdat? Hani ecdat yadigarı? Yahu Taksim Gezi Parkı'nda kışlayı yapacağım diye milleti, ortalığı ayağa kaldırdın. Can aldınız, can. Canlar gitti orada. Ufacık çocuklarımız öldü. Bunun altından nasıl kalkacaksınız? Gencecik insanları kaybettik. Abdülhamit'ten yadigar kışlada konut yapacaksınız. Onun için gerçekten milletimizin bir an önce bu akıldan, bu zulümden kurtulması lazım. Ve İstanbul'a itiraf ediyorsunuz birçok kere nasıl ihanet ettiğinizi ama hala gözünüzü kupan arazilerden geri tutamıyorsunuz. Gözünüz doysun sizin. Vallahi gözünüz doysun sizin. Ayıptır. Ama doymadığını da görüyorum. Şöyle söyleyeyim, bunlar üzücü haberler ama ben size müjdeli bir haber vereyim. Yapamayacaklar. Açıkçası yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bağlasan durmaz. Bu memleketi, bu cennet vatanı her birimizin eşit hak sahibi olduğumuz tapusu hepimizin bilin. Bakın bu cennet vatanın tapusu hepimizin. 86 milyon ve ne kadar kutlu bir vatandayız. Cumhuriyetin bize hediyesidir bu. Ne yaptı bizi biliyor musunuz? Bu cennet vatanın tapusuna eşit hak sahibi yaptı. Eşit hak sahibi yaptı. Çok kıymetli bu. Yönetme hakkı da bizde hepsi. Onun için bu ortak evimizi güçlendirmeliyiz. Yani
özellikle bu evi ekonomik, idari, siyasi, hukuki afetlerden korumak için kuvvetlendirmeliyiz. Hep birlikte ayağa kaldırmalıyız, hep birlikte. Burası bizim evimiz. Burası bizim ortak evimiz. Her yöresiyle, her insanıyla, her etnik kökeniyle, her diliyle ortak evimiz. Eşitiz, bu eşitliği koruyacağız. Ama esaslı bir dönüşüme muhtacız. İşte o dönüşüm süreci başladı, başlıyor. Açıkçası meclisiyle, bakanlıklarıyla, kamu kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, yargısıyla, yerel yönetimleriyle topyekün devletimizi, milletimizi güçlendireceğiz. Bazen güçlü Türkiye'mizin güzel insanlarını bazen umutsuz görüyorum ya da umutsuz cümleler ettiklerini duyuyorum, yaşıyorum. Size bir şey söyleyeyim, umudunuzu asla yitirmeyin. Hatta buradan ayrılırken, evinize giderken umudunuz kat be kat artarak gitsin. Yarın sabah kalktığınızda daha umutlu ayağa kalkın. Şunu söyleyeyim, unutmayın, bazen zorluklar yaşayabiliriz. Güzel şeyler zorlukları aşarak yapılabiliyor. Zor olanı bu yapacağız, mecburuz ama zorlukları hep beraber aşacağız. Tevfik Fikret'in güzel bir sözü var. Zafer biraz da hasar ister der. Evet, hasarımız var ama hasarı büyütmeden dediğim gibi bu bir avuç insanı göndereceğiz. Sizlere söz veriyorum. Bir Ekrem İmamoğlu sözü olarak da söyleyeyim. Aynen burada sizlere tapularını teslim eden bir kardeşiniz, hemşeriniz, belediye başkanınız olarak diyorum ki milletçe hep birlikte bu ülkenin o güzel dönüşümünü başaracağız. İşte bu inanç ve azimle burada bizi dinleyen, vaktini ayıran bu güzel hemşerilerimin, görüyorum evlatlarıyla burada, çocuklarıyla, gençleriyle burada, güzel evlerinde, güzel yuvalarında, güzel ömürleri olsun. Hanelerinin içerisine hep mutluluk girsin. İşe girecek gençleri haksızlığa, hukuksuzluğa uğramasın. Okuluna giden çocukları eşit bir eğitimden nasiplenerek hayata güzel hazırlansın. Annelerin, babaların çocuklarıyla, gençleriyle ilgili geleceğe dair her zaman umut ışıkları yüksek olsun ve öyle yuvalarınızda inşallah bana da bir kahvenizi içmek, bir çorbanızı içmek nasip olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evlerinizde mutluluklar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyor, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli misafirlerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Lütfen yerlerinize oturur musunuz? Canlı yayınımız devam ediyor. Görevli arkadaşlarımız sahnemizi hazırlarken heyecanla bekleyen hak sahiplerinin anahtarlarını sahnemizde takdim etmeye başlıyoruz. Sayın Hayrullah Türkoğlu, ilk talihli sizsiniz efendim. Alkışlayalım mı? Sayın Hayrullah Türkoğlu geliyor. İlk anahtarı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu takdim edecek. Çok güzel de bir çiçek demeti geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi benim iş yaşamımda da inşaatçılık vardır. Hayatımda ilk defa anahtar vereceğim bir insan bana çiçek veriyor. Çok mutlu oldum. Demek ki belediye başkanı olarak insanımıza konut üretmek böyle bir şey. Teşekkür ederim ağabeyim, sağ ol. Ben de teşekkür ederim sayın başkanım. Çok mücadele ettik. Lakin uzlaşmak varmış her şeyde. Helallaşmak varmış. Biz helallaşırız. Uzlaşmanın sonunda her şey hayırlara vesile olur. İnşallah. Bu konuda Sayın Başkanıma teşekkür ederim. Küptaş Yönetim Kurulu'na teşekkür ederim. Eyüp Belediye Meclis Üyelerine yine teşekkür ederim. Ayrıca bu sahada bizi yalnız bırakmayan Emel Bilanoğlu hanımefendiye de teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olun.
Teşekkür ederim. Başkanım, tekrar sizi ziyaret edeceğiz. Bize bir zamanınızı ayırıp da kısa sürede bir randevu verirseniz bir kahvenizi içmeye geleceğiz. Tamam. Biz size gelecektik ama sen kahveyi tersine çevirdin, bakarız. Tamam. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sayın Gülsün Kırma, aramızda mısınız Gülsün Hanım? Lütfen buyurun efendim, şimdi size Büyükşehir Belediye Başkanımız yine takdim edecek. Efendim Gülsün Kırma hanımefendi şimdi sahnemizde. Evet, hayırlı olsun diyerek onu da alkışlayalım. Güle güle otursun güzel dairesinde. Efendim milletvekillerimiz Sayın Turan Aydoğan, Sayın Özgür Karabat, Sayın Gökhan Zeybek, belediye başkanlarımız Sayın Murat Çalık, Sayın Şükrü Genç, Mustafa Bıyık, efendim sizi de davet edelim Sayın Başkan, buyurun. Grup Başkan Vekillerimiz İbrahim Özkan ve Sayın Doğan Subaşı, sizleri de davet edelim efendim. Şimdi sırayla hak sahiplerimizi yine sahnemize davet edeceğiz. Sıradaki hak sahibimiz Sayın Ersan Berçin olacak. Sayın Berçin'i alkışlarımızla lütfen davet edelim. Efendim Sayın Ersan Berçin milletvekillerimizin yanına geliyor. Sayın Erdal Çarkçı, sırada siz olacaksınız. Lütfen buyurun. Sayın Samittin Özer, sizi de lütfen davet ediyoruz efendim. Lütfen buyurun. Evet, milletvekillerimizle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız takdim etti. Ersan Berçin anahtarını büyük bir keyifle aldı. Biz de bu keyfine ortak oluyoruz. Sayın Erdal Çarkçı, Sayın Samittin Özer, buyurun efendim, hoş geldiniz. Sayın Metin Saldıran ve Sayın Savcı Alpagut, sırada sizler varsınız, lütfen davet ediyoruz efendim, hoş geldiniz. Çiptaş Eyüp Sultan, Yeşilpınar evlerimizin birinci etapındaki halk sahiplerine anahtarları protokolümüz tarafından takdim ediliyor efendim. Efendim sayın muhtarlarımız, aramızda olan kıymetli muhtarlarımızı da bu aile fotoğrafına davet edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yeliz Kılıç, Sayın Hüseyin Berçin, efendim sizler de aramızdaysanız davet ediyoruz. Yeliz Kılıç ve Hüseyin Berçin, lütfen buyurun efendim. Sayın Yeliz Kılıç ve Sayın Hüseyin Berçin anahtarlarını alıyorlar efendim. Hayırlı olsun diyoruz onlara. Sayın Nazmiye Bingöl. Nazmiye Hanım burada mısınız efendim? Lütfen sizi de davet edelim. Nazmiye Bingöl hanımefendi, lütfen buyurun. Bu güzel günde bu güzel evlerin anahtarlarını hak sahiplerimize sırayla takdim ediyoruz efendim. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz bütün hak sahiplerine. Sayın Nazmiye Bingöl, Sayın Ali Aydın ve Sayın Eyüp Gürel, sizleri de lütfen davet ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Ali Aydın, Sayın Eyüp Gürel, sırada sizler olacaksınız. Lütfen buyurun efendim. Evet, böylelikle şanslı tarihlilere anahtarlarını takdim etmiş olduk. Çok güzel fotoğrafları arşivlerimize almış olduk. Bütün hak sahiplerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Anahtarlar sahnemizde dağıtılacak, Kiptaş tarafından takdim edilecek bundan sonra.
bir aile fotoğrafını alkışlarımızla birlikte alıyoruz. Kiptaş Eyüp Sultan Yeşilpınar Evleri 1. etap anahtar teslim töreninde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok ama çok teşekkür ediyoruz.